Şimdi İskoç, İngiliz vatandaşı neler söylüyoruz ama aynı zamanda sen saz çalıyorsun, gitar çalıyorsun. Bu nasıl bir şey yani? Niye örneğin popçu olmadın sen işte Mustafa Sandal gibi veya işte ne bileyim Tarkan gibi veya başka bir şey söylemiyorsun da niye bu türküleri böyle daha içten söylüyorsun ve bizi etkiliyorsun daha doğrusu? Şimdi ben pop, yani pop zaten çok pop. Ya da rock, İngilizce gibi değilsin. Ya İngilizce olarak, ya İngilizce parçalarda bile biraz daha, biz hep akustik takılıyorduk biliyor musun? Yani büyük ihtimalle klasik gitardan kaynaklanıyor. Daha yumuşak müzikler, daha akustik. Ondan sonra Türkiye'deki esasında benim ilgi çeken daha çok halk müzikleri. İşte halk müziği abi, halk müzik benim ilgimi çok. Neden? Çünkü ya halk, ya ben kendimi öyle görüyorum. Halktan gelen bir çocuğum yani, madenci çocuğu. Hep böyle halk müzikleri, babam da hep halk müzikleri söylerdi. Öyle mi? Ve yani bizim Kelt müzikler biraz da türkülerimize benziyor. Çünkü bunlar da halkımızdan bahseder. Yani bu acılar. Özümüz yani. Aynen öyle. Acılar, aşktan, hayattan, her şey. Dolayısıyla bizim Anadolu'nun halk müziklerini benim ilgimi çok çekti. Hem ezgi olarak hem de anlam olarak. Ve o program yaptıktan sonra, hatta yapılırken o bana şey yaptı. Bu halk müziklerin kaynak ve oradaki her gittiğim yöredeki ozanlar, aşıklarla birebir yüz yüze oturup bu parçaları icra ettikten sonra inan yani içine var mı o aşıklarla içine girmemek, içine girmemek, sorry, içine girmemek mümkün değil, anladım. Yani bu damara giriyor. Hangi aşıklarla tanıştın? Yani şimdi aklıma ilk gelen mesela şey, çok çok seviyorum. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Şu andaki hayatta tabii büyük Aşık Kaplani. Onu şeyde yaptık mesela Bolu. Bolu'da çok ilk programlarından biri. İşte onun parçası, o parça duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Aynen öyle. Ve kendisinden, kendi ağzından böyle ağzım açık kaldı. Beraber o zaman çaldık. Sonra ben kendi aranjmanı yaptım o parça gibi. Karanlık bir gece, yol görünmüyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Aşık Veysel var. Ya Aşık Veysel tabii rahmetli. Neşat Ertaş. Senin memlekete gittiğim zaman mesela orada mutlaka şey söyledim. Uzun ince bir yol. Uzun ince bir yol söylüyorum. Bağlama adını söylüyorum. Ondan sonra benim sadık yarim kara topraktır falan böyle. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Neşet Ertaş'ın. Tabii Neşet Ertaş'ın bir kere tanışmıştık rahmetli. Öyle mi? Program çekerken hatta bizde bir o zaman da bir sen de şey alıyorsun ya, ödüller. Evet. Evet abi, biz de bir iki tane aldık yani. Ya izin verirsin biz de alalım bir iki tane kültür mültür filan da. Bir tane o zaman da bir yaptığımız programın işte kültürel vesaire katkılarıyla bir ödül verdiler. Bize o programda rahmetli Neşet Ertaş babamla, babamızla yani ustatla tabii büyük tanıştık ve onu çekmek istiyordum. Çünkü program devam ediyordu. Dedim abi lütfen Kırşehir'e geldiğimizde sizi çekmek istiyoruz. Sizinle program yapmak istiyoruz. Tamamdır. Filan böyle ama çok kısa zaman içerisinde biraz hastalık bayağı bir ağırlaştı. Kaybettik yani bu. Ama sonra gittik ve yeğenlerle onlarla program yaptık. En azından Kırşehir'in güzel ezgileri, Neşet Ertaş'ın ezgilerinden. Bir de Barış Manço olsan öyle bir şey hatırlıyorum bir de. Barış abimizle şeyde stüdyoda tanışmıştık. Biz o zaman da bu ilk albümümüz yapıyorduk. Belki Yes Belki No albümü. 96 senesinde Barış abi bir gün stüdyo geldi. Ondan sonra erken geldi hatta ben
şeyden, Andy'den önce falan herkes erken stüdyo gittim, kimse yok. Sonra ding ding kapı çalıyor. Saat 9:30 mu falan böyle. Ah baktım, Barış Manço kapıda elinde şeylere, pastaneden gelmiş, tuzlu, şekerli falan bir sürü şeyler getirmiş. Deni gibi boş gelmiyor. Evet, yani. el hiç boş değil. Geldi dedi, Fazıl falan geldi. Fazıl o zaman da bizim Tomas'tı. Onunla bir şey soracaktı falan da. Bir de iki tane yabancı mı geldi? Bir stüdyoda bir şeyler duymuş yani. Bir de Barış abi biliyorsun çok meraklıydı. Stüdyo geldi ve oraya oturduk. Abi hiç kimse yok. Tamam dedi, hadi çay hazır mı? Çay hazır. Oturduk. Ve inan ki iki saat hiç kimse gelmedi. O gün ne böyle oldu ama baş başa oturup da hikayeler vesaire çok, yani çok komik şeyler tabii. Bir tane bile anlatsam ne kadar sürür. Bir tane ya bir sürü komik şeyler anlattı yani, konuştu. Böyle en unutamadığım bir şey var mı aklına kalan? Ya çok komik bir şey, doğru anlatmaya çalışırım. Şimdi o zaman da 70'lerde Barış abi diyor ki dedi yeni keyboardlar çıkmış. Bir marka var. Onun synthesizer, yani mini Korg derler ona. Abi Almanya'dayken konserlerde o mini Korg kısa click keyboard'ı Türkiye getirmek istiyor. Tamam mı? Şimdi alıyor, getiriyor ve gümrükte adam onu durduruyor. Dedi Barış abi bu ne diyor? Bunu getiremezsiniz. Bunun vergisi var, bir gümrük bilmem ne falan var dedi. Bu bir synthesizer diyor. Bu ciddi bir şey yani. Dedi abi bu synthesizer değil diyor. E neymiş? Dedi, benim oğlan var ya biraz keyboard öğrenmek istiyor. Bak ama bak burada ne yazıyor abi? Orada ne yazıyor bak. Bak mini Korg yazıyor dedi. Barış abi dedi bak bu değil, bu mini Korg bu. Bak Korg serbest ya. Bu mini Korg değil de mini Korg. Çok iyi. Bu bir mini Korg. O yüzden oğlum için ya, o ufak. Onun için getirin dedi. Hadi bari, hadi yürü o zaman. Hadi. Allah rahmet eylesin. Ya, müthiş bir adamdı ya. Değil mi? Ya, sonra herkesin... onun programı katıldık falan da. Ya. Çocuklar ona aşıktı ya. Öyle bir şey olamaz. Hafta sonları çocuk programı yapıyordu herkes. Tabii canım, 70'ten 77'ye. Herkes. Çok başarılı ya. Japonya'da bir çok büyük onu bir... Onu anlattı bana. Mesela oturdu Japonya gittiği zaman falan da bir sürü hikayeler anlattı. Bütün Japonya onu karşılamıştı tabii. Falan böyle resmi törenlerle. Tabii. Hatta oradaki emperor mu derler ona. Ona nereden baksan evlat edildi yani. O kadar yakın seviyordu ki. Aile olarak bakıyordu Barış abimize. Pol, başka hangi sanatçılarla çalıştın? Abi ben işte ilk çalıştığım sanatçılarından biri 90-91'de Zülfü abiyle çalıştım. Zülfü Livaneli. İlk yaptığımız albüm Crossroads. Bu da instrumental bir albüm. Sonra hatta önce Zülfü abiden önce kızı Aylin'le çalıştım. Aylin'le evet. Tabii. Aylin'le beraber de hatta ben Aylin zaten Aylin sayesinde babasıyla evet. Tanıştık. Aylin'in işte iki albüm vardı. Bir tane İngilizce falan. Onlar yaptık. İlk defa zaten bir albüm yapmak istiyordu Aylin. Sonra Zülfü abiyle tanıştık tabii. O da stüdyo devamlı gidip geliyordu. Sonra dedi ya sizin tarzınız beğendim ya gençler. O zaman da tabii 25 falan yaşlar neyse. Hadi beraber bir şeyler yapalım falan. Bir projem var. Sizlerle beraber çalışmak istiyorum. Yani stüdyo kayıtlar, aranjmanlar falan siz yaparsınız. Öyle Crossroads diye bir albüm yaptık. Sonra o çok güzel oldu. Ses falan da bayağı güzel bir sound yakaladık. Sonra Saat 4 Yoksun diye bir albüm var Zülfü abimin albümünde. Ve bizim Shout diye bir parçamız var. Hiker diye bir parçam var İngilizce olarak. Zülfü abi bunu çok beğendi. Bir de ben onu Türkçe sözlere yazayım. O da albüm de yapalım. Oldu Bir Nehir Gibi bir parçamız var. Sözler Zülfü abi yazdı. Bir nehir gibi, bir nehir gibi, ayrılıktan çöker gider, hep çöker gider, çal çal köpürerek bir nehir gibi. Ondan sonra her şey satılık, parçalar o vesaire, kısa uzun boylu cüceler falan. Böyle parça, böyle eserlerimiz var. Beraber yaptığımız eserler var. Sonra Mustafa Sandal'la da Mustafa ile çalıştık. Mustafa'nın
O zaman da senin arabasından sonra şeyleri yaptık stüdyoda Andy ile beraber. Onun da bir yabancı bir tane Tom Meister vardı o zaman da. Ay, adamın ismini şu anda aklımda değil. Mustafa ile o zaman da tabii her gün stüdyodaydı, kayıtlar. Sonra birkaç tane konser beraber yaptık. Masar Fuat Özkı, Fuat abimle çalıştık. Sonra öyle mi? Fuat abi de çok, bundan selam söylüyorum, bundan çok sevdiğim abimizlerinden biri. Ondan sonra işte İlhan Şeşen vesaire yani. Ya öyle çoğu abi. Şeyle yani bir tam bir mix oldu yani, her şeye çok iyi gitti. Çok fazla bayanla çalışmadık maalesef. Yani bayan yok, bayan yanlış bir kelime. Onu sonra şimdi hanımlar. Hanımlar. Ha. Hanımlar. Hanım izin vermedi. Hayır, yok ondan değil. İsim olarak hanımlarla yani hanım sanatçılarla hiç çok fazla çalışmadık. Neden bak bilmiyorum. Bence bence yenge izin vermemiştir. Olabilir. Olabilir. Öyle bir enerji yollamış olabilir. Ben de biraz en çok sevdiğim işi yapabilir miyim? Yap abi, zaten beni kurtar. Bakar mısınız şey oldum. Sanki parmaklarım elektrik çarpmış gibi oluyorum.